Manşete hoş geldiniz. Gezi davası kararları açıklandı ve 500 günden fazladır yaklaşık 600 gündür içerideki tutuklular ağırlaştırılmış müebbet, müebbet 18 yıl hapis cezası gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsten yani bir yönüyle darbecilikten hüküm giydiler ve son 24 saattir bu kararın yankılarını takip ediyoruz. Kolay değil ağır bir karar. Çok ağır bir karar. Özellikle cezaevinde aylardır yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu, tutuklu bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılan insanlar için dışarıda onların yoldaşları için, arkadaşları için aileleri için ve gezide bütün benliğiyle, bütün gücüyle gezi eylemine destek vermiş, Günlerce sokaklarda yatmış, tweet atmış, mücadele etmiş, direnmiş insanlar, binler, on binler. Bu insanlar da kendi parçalarından, kendilerine bir parça kopmuş gibi hissediyorlar. Hepimiz oradaydık, diyorlar. O, yani söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok. Canlarımız içeride kaldı demiş, mücella yapıcı, tahliye edildikten sonra diyecek bir şey yok. Adalet herkes için, hukuk herkes için hiç gecikmeden hemen şimdi. Türkiye'de adalet yok, Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de rejim yargısı, rejimin kapı kulu, tabir yerinde ise sarayın köpeği ve oradan aldığı talimatlarla iş görüyor. Bir gangasterler çetesi Türkiye'de iş tutuyor. Kusura bakmayın bugün biraz edebimi bozacağım öyle de yazdım hazırlıklı olun. Çünkü Türkiye'de yaşananlar özellikle son günlerde yaşananlar gerçekten terbiye sınırları içerisinde ele alınacak konular değil. Zevzekler sürüsünün, sersemler sürüsünün, zibidilerin hakim olduğu sıfır bilgiyle baştan aşağı doğuma ve eyyamcı bir şeyle eğitimle ve kültürle ve anlayışla neyse ona kültür de denmez de iş tutuyorlar. Ve bir gangasterler çetesi, bir mafya, devlete çökmüş bir şebeke bir çete iş tutuyor ve e, önüne çıkan herkesi de yaftalayarak yürüyor. Hain, terörist, işbirlikçi, milyonlar var böyle soruşturma altında aileleriyle birlikte. Ve bu toplu kırıma, bu toplu itibarsızlaştırmaya, bu toplu işten atmaya, bu toplu ölüme mahkum etmeye, ekmeksiz bırakmaya, dışarı çıkmak isteyene de izin verilmiyor, içeride tutuluyor. Cezaevine tıkabildiklerini tıkıyorlar, tıkamadıklarını ev hapsi yapıyorlar, ayaklarına pranga takıyorlar, yurt dışına çıkış yasağı koyuyorlar, pasaportuna bir sürü şey, sınırları tutuyorlar geçmesinler diye. Bir sürü şey, fişlemeler, insanlar özelde de, kamuda da hiçbir yerde iş bulamıyor. Pazarda ne bileyim limon satacak ona dahi izin verilmiyor, böyle örnekleri var. Ve ayrıca limon satarken insanları topladılar pazardan. Böyle örnekleri de var. Birazdan bakacağız içeride yakını olan insanlara, içeride tutuklusu, hükümlüsü olan insanlara, yardım etmeye çalışan insanlara da operasyon yapıyorlar. Kimse bunlara yardım etmesin. Bunlar acından ölsün. İçeridekiler de dışarıdakiler de. Böyle bir ortam var ve böyle bir ortamda açıkçası gerçekten terbiye sınırları içerisinde kalmak zor. Ve böyle bir ortamda evet safları sıklaştırmak gerekiyor. Herkes kendi mahallesine ateş düştüğünde safları sık sıklaştıralım sarı öküzü vermeyecektik falan gibi hikayeler anlatıyor ama kendi yapmıyor. Üç gün önce Ahim bir ihlal kararı verdi. Bağıra bağıra söyledik. Bu herkesi ilgilendiriyor. Ahim kanunsuz suç ve ceza olmaz dedi. Ahim bir delil öze, yani delilleri incelemedi. Bunlar, bu delillerle insanları tutamazsın dedi. Ahim örgüt ve toplanma özgürlüğünün önündeki engelleri işte önüne engel konulduğunu ve bunu ihlal saydı. Ya daha bir sürü şey adil yargılama olmadığını söyledi. Bir sürü şey. Aynısı gezi için de geçerli. Ya üç gün önce ahim kararına kulaklarını tıkıyorsun. Sonra üç gün sonra gezide mahkumiyetler çıktığında da işte partiler niye bu konuda tweet atmıyor? Filan gazete niye bunu görmedi? Niye küçük gördü? Niye bu konuda bir şey demedin? E kusura bakma sen de üç gün önce yalazını açık bir şey demedin. İşine gelmediği için. Yani ee, bu zevzeklikten çıkmak gerekiyor. Bu sersemliği bırakmak gerekiyor. Ama üzgünüm. Yani başkası için burun kıvırdığı karara kendisi söz konusu olunca dört elle sarılan bir tepkisiz mahalle mahalleler grubudur Türkiye. Maalesef. Kimse dönüp milyonları ilgilendiren emsal niteliğindeki kanunsuz suç ve ceza olmaz ahim kararını incelemedi, bakmadı. Ne o gün ne de ertesi gün, ne muhalefet, ne siyaset, ne gazeteciler, ne bugün geziden dolayı karalar bağlayan insanlar yok ya bir elin parmağını geçmiyor. Yurt dışındaki gazeteciler dahil çoğu itibariyle söylüyorum bir ikisi müstesna. Vallahi bakın. Yurt dışından program yapıyor, o gün ülkenin gündemini anlatıyor, 5 dakika, 6 dakika giriş veriyor. Şu oldu, bu oldu bilmem ne yani neredeyse Ankara Keçiören'deki kanalizasyon kazısına kadar bütün gündemi sıralıyor. Ahim kararına tek satır girmiyor ya. Yurt dışından yayın yapan, yurt dışında sürgünüm diyen gazeteci bunu yapıyor. Kendi YouTube kanalında bilerek ve isteyerek görmüyor. Atlıyor. İngilizcesi, İngilizce kelime karşılığı ignore ediyor. Türkçe'ye de girdi ararak kullanıyorlar onun için. Anlatmaya çalışıyorum, yani derdimi anlatmaya çalışıyorum. Hangi dilden anlayacaksanız yani. ...ben mahallenin ciğerini bilirim medya mahallesi... ...maalesef durum bu... ...kapıda kimlik kontrolü yapıyor ve... E, ...ve diyor ki... ...işte efendim senin... ...evet görüşün ideolojin bu... ...evet bu mahkeme kararı da bu... ...ona göre tamam geç veya dur... ...kal neyse artık böyle yani... ...bir tanesi tweet atmış... ...ya diyor işte diyor bu Antalya Altın Portakal... E, ...film festivalinde... ...hikayeleri anlatılan KHK'lılar... ...cemaatçi değil sol görüşlü... ...sahip çıkmamız lazım... Ya bizim arkadaşlar olunca problem yok. Hadi hadi bakalım altın portakala bindirelim. Cemaatçi olsaydın olacaktı. orada duralım. Aynı konu, aynı kişiler, aynı saf masum sıradan vatandaşlar. Aynı eline silah almamış güruh. Güruh kelimesi yanlış oldu. Geri alıyorum. Kimseyi doğrudan etiketlemek istemem. Böyle de tweet attım. Ama lafım ortaya. Yani Allah aşkına salı günü gerçekten ahim kanunsuz suç ve ceza olmaz dedi. Türkiye'de adil yargılama yok dedi. Örgüt ve toplanma hakkı ihlal edildi dedi. Terör yargılamalarında sistematik sorunlar var dedi. Sistematik, sistematik olarak terör yargılamalarında böyle iş tutuyor. Rejim yargısı dedi 7 yıldır. Delil diye sunulan şeylerin delil niteliği yok dedi. Delil incelemesine girmeden. Ama hiç görmediler, duymadılar. Yani şöyle bir misal veriyorum. Eğer e, yanlışsa düzeltin yorumlarınızda ama durum şu. Daha önce hiçbir geçit, ışık vesaire olmayan dümdüz akan bir yola herkesin gelip geçtiği yola e, rejim polisi bir geçit koydu. Bir de trafik ışıkları dikti. Sonra da e, orada daha önce geçmiş, ışık yokken geçmiş insanlara kırmızıda geçtin diye muamele ediyor. Şimdi herkesi kırmızıda geçtin diye içeri tıkıyor. İnsanlar da anlatmaya çalışıyor. Ya bana kırmızıda geçtin diyorsun ama ben oradan geçerken orada ne geçit vardı? Ne de ne de kırmızı ışık vardı. Ne de bir tabela vardı. Ben oradan serbestçe geçtim, gittim. Yasaldı benim oradan geçmem. Ama sen son oraya geçit yaptın, oraya ışık diktin ve işte efendim buradan geçmemen lazımdı. Efendim durman lazımdı. O ışık kırmızı yanıyordu falan diyorsun. Durum bu. Maalesef bu konuda tek bir tweet'i salı günkü Ahim kararında tek bir tweet'i, tek bir lafı dahi olmayanlar Gezi davası kararları açıklanınca buna tepki, tepki vermeyenlere kızıyor. Safları sıklaştıralım diyor yani. Maalesef. Baksa görecek yani. O Ahim kararında buraya da atıf var yani. Buraya da atıf var. Can Atalay'ın milletvekilliği yani milletvekili olabilirsin dedi yargı YSK ama seçilirsen serbest bırakılmazsın dedi. Böyle böyle bir tuhaf bir tuhaflık var. İşte Anayasa Mahkemesi görüşecekmiş vesaire. Çok fazla umut vermiyorum ki zaten bu kararın biraz hızlı gelmesi de gezi kararının biraz hızlı gelmesi de bundan. Ahim kararı diyoruz. Şimdi yani Baylok hakkında ahim yani ahim e, bu şeyle ilgili eee Baylok meselesiyle ilgili olarak şunu söyledi esasen. Bir delilin varlığını yokluğunu ya da hangi delille ihlal olup olmadığını incelemedi. Yani hangi delille ihlal olup olmaması gerektiğini incelemedi. Ahim suçlama konusunda kabul edilen delilleri Baylok dendi mesela, sendika üyeliği dendi mesela, bankasıda hesabı var dendi mesela. Daha evvel herkesin gelip geçtiği yola devlet ışık koydu, kırmızı yanıyor. Burada duracaksın dedi. Halbuki daha önce öyle bir trafik ışığı yoktu yani. Evet, misali tekrarlıyorum. Ahim şunu yaptı. Davalarda kabul edilen delilleri etkili olarak baktı bir delil özelliği bulunup bulunmadığına. O dil ve o delille suçlama yapılıp yapılamayacağına karar verdi. Yani dedi ki bu delille suçlama yapamazsınız. Ama işte Hürriyet bu manşetiyle de yolu açtı ve yolu tahkim etti. Hatırlatalım bir utanç manşetidir bu. 24 Ekim 2016 Hürriyeti işte herkesin aradığı baylok ara başlıklara bakalım. İşte efendim ışık evinde kalmış bir Türk programı tilki hazırladı. %90'ı cemaatçiydi filan falan. Evet. Aşağıda bir haber daha var dikkatimi çekti. Cansu Çamlıber böyle gülümseyerek Feridun Sinirlioğlu denen Gangaster çetesinin yurt dışındaki üyesine üyesiyle böyle o zamanlar sevimli röportajlar yapıyorlardı. Bölgede gelecek seküler demokrasi de falan demiş Orta Doğu'yu kastederek. Bu da iç sayfa. Apple Store'a göre sahibi David Keynes diyor. Zaten bakın kafadan götürüyor. Yani olay Apple Store'da. Apple Store'da demek ne demek? Bir mesajlaşma programı Apple spor, e, Store'daysa telefonu olan, iPhone'u olan herkes o programı serbestçe indirebilir, yükleyebilir, kullanabilir demek. Sonra aşağıda işte efendim burada aslında e, e, Apple şeyini de veriyor. Yazışmasını falan da veriyor. iTunes Connect üzerinden falan falan. Ama haber tamamen zaten şunu destekler nitelikte. Aşağıda Mesut Hasan Benli imzalı haberde KPSS'de 1350 baylokçu diyerek de yani bak işte baylok nasıl bir cemaat organizasyonu ben bunu diyor iki sayfada hem manşette hem de içeride anlattım ve bak KPSS'de de böyle iş sürüyoruz. Yazıklar olsun. Bu unutuluyor yani 5 kişinin hükümeti devirmeye teşebbüsten düşünebiliyor musunuz? Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet diğer isimlerde işte 18 yıl vesaire gibi cezalar aldılar. Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den. Hiçbir suçları yok. Siyasi bir karar. Yazıklar olsun. Ve e, siyasi bir karar olduğu için bugünkü siyaset, bugün siyasetin iş tuttuğu artık yöntemler neyse bittiğinde bunlar da serbest kalacaklar. Bu isimler serbest kalacak. ...özgürlüklerinden çalındı... ...bir günah keçisi olarak seçildiler... ...ve kişisel kin, nefret, husumet... ...neyse hepsi... ...bu isimlerin üzerine yüklendi... ...özellikle Osman Kavala'nın... ...burun altını çizmek gerekiyor... ...mücella yapıcı evet... ...tahliye olan isimlerden biri... ...gezi davasında ama... ...canlarım içeride kaldı diyor... ...dinleyelim mi birlikte? Bir şey olmamız lazım... ...burada içeride kalan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke. Ya bir kuruş suçu yok. Hiçbirimizin yoktu. Bu nasıl bir adalet? Hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı davası kararları açıklanınca hemen tweet attı ve unutulmamalıdır ki demokrasi tarihimizde Gezi direnişi özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz dedi. Kıstı, kısıyor ve kısmaya devam ediyor. 10 yıldan uzun bir zaman geçti kısamaz mısamaz da olmuyor. Bu tweet'i ben de atıyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu ahim kararına gene üç maymunu oynadı. Fakat Gezi'den sonra ahim kararına 3 gün gecekmeli şu tweetleri attı. İşte ahim kararlarına bağlıdır, Türkiye uyumak zorundadır falan filan. Yani üstü örtülü bir mesaj yani bu gene çok fazla adını koymadan. Salı günkü karara atıfta bulunmadan. Yani gecikmiş adalet adalet değildir. Gecikmiş tweet tweet değildir. Ayrıca ben de atıyorum bu tweetleri. Benden farklı ne yapıyorsun? Ben de atıyorum. Daha güçlü tweet atıyorum. Seninkinden daha etkili tweet atıyorum. Daha açıklayıcı tweet atıyorum. Daha bodoslama ortasından tweet atıyorum. Lafımı saklamıyorum. Sabahleyin beni evden alırlar. Aman şu kelimeyi kullanmayın falan gibi kaygılarım yok. Onun için çıktık zaten. Onun için burada bu yayınları yapıyoruz. Anlamak istemeyene bir kere daha söyleyeyim. Daha rahat tweet atıyorum. Daha özgür tweet atıyorum. Lafımı sakınmıyorum. Elbette lisanı münasiple üslubu dairesinde. Ben de yapıyorum onu. Hem de senden daha iyi yapıyorum. Senden daha iyi yapıyorum. Alayınızdan daha iyi yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen zaten benim attığımın öşrü kadar bile bir tweet atmıyorsun. Attığında da böyle suya sabına dokunmadan başka tweet atmak mıdır siyasetçinin işi? Milletvekilinin işi, parti sözcüsünün işi? Nedir yani? Sözüm Kılıçdaroğlu'na değil, bütün siyasilere. Ben de atıyorum o tweet'i. Sen benden farklı bir şey yapacaksın. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, hukukçu. İşte efendim bu Aydınlık Gazetesi manşetini alınlamış. Ahim kararı ile ilgili olarak Aydınlık herkesten şahin bir tutum götürüyor. Ve işte diyor ki içi boş uyduruk tanımlar yaratarak FETÖ'yle mücadele adı altında göstermelik yargılamalar, göstermelik kararlar verilmeseydi filan falan. Yani FETÖ ile mücadele buydu zaten. Yani o akla zarar bir örgüt ihtiyaç ettiler. Akla zarar bir il, irtibat, iltisak ihtiyaç ettiler. Baylok, sendika ve Bankasya falan hesabı bulma gibi şeylere ihtiyaçları vardı. Bir liste oluştular. Daha önceki fişlemeleriyle de örtüştürdüler. Ve milyonlarca insan hakkında bu şekilde işlem yapacaklardı. Yapmak zorundalardı. Başka yolu yoktu. FETÖ, FETÖ dediğiniz şey nedir? Önce bunu bir tanımlayacaksınız. İkincisi... Ee, onunla mücadele nedir nasıl olur yani buyur sen nasıl yapacaktın mesela örnek olarak FETÖ diye bir şey var mıdır sana göre soru bir, soru 2 nasıl mücadele edeceksin bu iki sorunun cevabı evet vardır ve mücadele edeceğimse şey, adamlar onu yapıyor zaten 7 yıldır tamam mı yani böyle kendinle çelişkiye düşme hukukçular da bir tuhaf yani bir kere daha altını çizelim çok önemli BBC'de çok güzel bir de değerlendirme çıktı. Hukukçu görüşleriyle filan salı günkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin olarak. Ahim bir delilin bu figen çalık kuşunun yanılmıyorsam değerlendirmesiydi. Ahim bir delilin varlığını yokluğunu veya hangi delille ihlal olup olmaması gerektiğini incelemez. Ama ahim bir suçlama konusunda kabul edilen delilleri etkili olarak bir delil özelliği bulunup bulunmadığı. Yani o delille o suçlamanın yapılıp yapılmayacağını inceler. Konu bu, bu kadar açık. Ama işte İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Zevzek böyle e, tweetler atıyor. Diyor ki bak, e, tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve dışından topladıkları paralarla yardım eden FETÖ mensubu şüphelisi transfer operasyonuyla yakalandı falan. Bir de böyle şey yapıyor. İşte efendim böyle prodüksiyonlar drone görüntüleri filan. Şimdi bununla verilen amaç ne? Bununla verilen yani bu yayını yapmaları, bu tweet'i atmalarıyla amaç şu. Amaç bak biz aynı gerekçeyle, aynı irtibat ve iltisaktan insanları topluyoruz. Sen şimdi buna göre aldığın kararın arkasında duracaksın. Sen aldığın kararın arkasında duracaksın. Ben toplamaya devam ediyorum irtibat ve iltisaktan. Bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin suçsuz ve derhal serbest bırakılmalı dediği insanlara yardım veya yataklıktan insanları topluyorum. Hani daha ne desin? Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içeride tutamazsınız dediği insanlara yardım eden insanları bile topluyorum. Hakim ve savcılara mesaj bu. Yani ben buna şerefsiz dedim de yani şerefsizliğin kitabını yazıyorlar falan. Ya arkadaş bir festival yönetmeni denen ah Ahmet Boyacıoğlu diye bir zibidi var. Yani Altın Portakal e, kanun hükmünde e, kanun hükmü belgeselinin başına pişmiş tavurun başına gelmeyen şey geldi. Artık şu anda durum ne onu takip edemez noktadayım. Herkes lafı çeviriyor. Jüri başkanı Demet Ak, e, a, şey ne derler Akba başta ne bileyim Antalya Belediye Başkanı suya sabuna dokunmuyor bir, bir karar alacak gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yapalım efendim diyor böcek mi Muhittin neyse ismi önemli değil partisi de yok herkes yani muazzam bir şey savrulma yaşanıyor ve yani herkes ağır yani ya sırtınızda bir tane omurga olsun ya bir tane yani ya bir, bir, bir dik durun ya bir, yani bakın çocuklara verilmesi gereken en önemli ders şudur en önemli eğitim şudur ya da en önemli örnek olacaksanız onur, onurlu duruş. Ya bununla örnek olun yani bunu gösterin. Onuru öğretin, onuru. Çocuklara verilecek ilk ders, ilk eğitim, ilk gösterilecek şey budur yani. Ahmet Boyacıoğlu denen bir zevzek, festival yönetmeniymiş. Bir, bir tweet atıyor, işte efendim diyor, Yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belirlen belgelendi. Bir, tweet'te bir sürü şey geri aldık diyor şeyi belgeseli diyor. Sonra da bundan bir saat sonra tepkiler üzerine herhalde gene aynı zevzek aynı isim İşte efendim filan falan şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaştı bilmem ne e, e, benim ve ekibimin can güvenliği tehditler oldukça yüksek perdeden devam ediyor filan falan tekrar diyor şey yaptık e, çıkardık zevzek sersem. Kendi 15 dakikasını yaşadı ve tarihin çöplüğüne gitti. Yani diyecek bir şey yok. Kapatırken haftayı da manşeti de bedeli yine siviller ödüyor manşetiyle çıkmış. Agos gazetesi bugün Ermeni cemaatinin Türkiye'deki gazetesidir. Hrant de genel yayın yönetmeni olduğu ve önünde öldürüldüğü gazetedir. Aynen öyle Ermeni e, zorunlu bir anlamda tehciri devam ediyor. Bir e, göçenlerden biri Dağlık Karabağ'dan Ermenistan tarafına göçenlerden biri artık sayı 70-80 binlere ulaştı. Neredeyse artık oradaki bütün 120 bin kadar Ermeni toplumu Ermenistan'a göçüyor. Orası kesinleşti. Siranuş Sargisyan isimli bir kadın İngilizce bir tweet paylaşmış ve bu tweette şunu söylüyor. Diyor ki 30 saati bulan zorlu ve zorunlu yer değiştirme yolculuğu ki buna tehcir diyoruz biz. Yani zorla zorunlu olarak istemeden bir insanın bir yerden bir yere göçmek zorunda kalması. Goristeyiz şu anda diyor. Ermenistan'da güvendeyiz diyor. Fark ettim ki diyor yeni durumu diyor fark etmem için şunu yaşamam gerekti. Bir gönüllüler diyor aracın kapısını açıp da bize yiyecek ikram ettiklerinde içinde bulunduğum durumu fark ettim diyor. Yarın nerede uyuyacağımı, nerede uyanacağımı bilmiyorum. Anavatanımı kaybettim. Ama diyor şundan şuna eminim. Tekrar yeni bir ev. Yeni bir evim oldu. Anavatan gibi olmasa. Bu mealde konuşuyor ee, Siranus Sargisyan. Bir kere daha söyleyelim. Orada bir dram yaşanıyor. Türkiye medyası bunu görmüyor. Göremiyor. Ee, rejim ne söylerse o şekilde iş tutuyor. Yarın öbür gün yazıp çizemiyor da insanlar, tweet de atamıyorlar. Yarın öbür gün bu konuda da aslında şöyleydi, böyleydi diye çok sevdikleri şeyi yapacaklar 3-5 sene sonra, 10 sene sonra. Hatta diyecekler ki biz o zaman demiştik, biz o zaman anlatmıştık. Bugün de öyle diyorlar. Ya bazen sandalyeden düşecek gibi oluyorum. Yani geriye doğru bazı dönemeçleri, bazı virajları falan anlatırken insanlar ben o zaman söylemiştim. Biz o zaman oradaydık. Biz yani bunu ifade etmiştik zaten. Ya bağıra bağıra anlattık. Ya yoktun lan. <laughs> yoktun. Sen yoktun. Sen o sırada Penguen medyasındaydın. Sen o sırada Şahenk medyasındaydın. İşte efendim katliam falan diyor Fatih Altaylı'da. Ulan o zaman Taksim'in göbeğinde e, Habertürk'te çalışıyordun. Hukuk katliamı diyor. E, Taksim'in göbeğinde Habertürk'te çalışıyordun. Çapulcu lafını senin... E, yayınında Erdoğan senin yüzüne karşı söyledi. Ağzını açıp tek kelime cevap veremedin. Televizyonun da burnunun dibindeki gezi eyleminden 15 gün boyunca tek satır yayın yapmadı. Zevzek. Ya acayipler yani. çok Yani bu medya mahallesinde her şey olursun rezil olmazsın yani. Sana bana öbürüne ne iftira atmışlarsa siz şöyle siz böyle diye. Herkes de bir torbaya koydular. Ayrı bir konu. Ya bin misline, on bin misline imza attılar atıyorlar ya. Acayip de bir yüzsüzlük var yani. Acayip yani. Kusura bakmayın her zamanki tonumdan fazla farklı bir tonda yayın olmuş olabilir. Ama benim gibi en azından lafına sözüne dikkat eden belli bir üslubu içerisinde yayın götürmeye çalışan hani tırnak içinde söylüyorum kendimi öyle kabul ettiğimden değil hani efendi falan kabul edilen ee, bir gazeteciye bile evet terbiye sınırlarını zorladım bugün biraz umarım sakinleşirim hafta sonu hafta başı tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz hiddetli öfkeli bağıra çağıra ve bir takım gerçekten lüzumsuz ve sevimsiz kelimeler kullanarak yayın yapmayı ben de hiç sevmiyorum ama maalesef yaşanan gelişmeler bizi buna zorladı zorluyor af buyurun olur mu geriye doğru bütün nezaketsizlikleri üzerime alıyorum Eğer incittiysem kırdıysam Kulağınızı tırmaladıysam af buyurun. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla iyi hafta sonları.